Meta nasıl kalmış şeyler Şimdi söyleyecek? şöyle, Neslihan Hanım'ın söylediklerini duyunca bizim aklımıza da HDP'ye verilmek istenen bakanlık aklımıza geliyor. Çünkü biz evet Türk Devleti'ni kutluyorum ama bu sadece bir istihbarat örgütünün, tek bir kurumun başarısı değil. Cumhur İttifakı'nı oluşturan paydaşların terörle mücadeledeki tavizsiz duruşunun bir başarısıdır. Dolayısıyla devletin başarısı. Devletin başarısıdır elbette ki. Şimdi önemli bir operasyon, terörle mücadele yapan güvenlik kuvvetlerimize güç vermiştir. Sonuçta önemli bir isim. Ama Türk kamuoyu bu ismi nereden hatırlıyor diye bir düşündüğümüz zaman izleyicilerimizin, kamuoyunun sosyal medyaya bakmasını istiyorum. Biz bu ismi Selahattin Demirtaş'ın Kandil ziyaretinde hemen sağında bulunan kişi olarak hatırlıyoruz. Yani bunu hemen bizi izleyenler şu anda sosyal medyada bulabilirler. Benim önümde de resim var. Selahattin Demirtaş'ın hemen sağında duran bu isim etkisiz hale getirilmiştir. Büyük bir başarıdır. Dolayısıyla birazdan konuşacağımız konulara bir giriş olması vesilesiyle de HDP'nin PKK ilişkisini gözler önüne sermesi açısından birazdan konuşacağımız gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın paydaşlarının hemen hemen hepsinin katıldığını düşündüğümüz, belki Şenol Hanım falan bu konuyu açık getirir, belki katılmıyorlardır. Metehan Bey, yani yok, katılmadığımız ortada tamam, değil mi? Yok yok, o yüzden ben parantez açtım size özellikle Şenol Hanım. CHP'nin bu önerisini yani katille bir olup maktule başsağlığına giden insanlar gibi görmekten üzüntü duyuyoruz. Dolayısıyla bu olay en azından HDP, yani terörle mücadelenin devam ettiği bir süreçte terörle arasına mesafe koyamayan bir siyasi partinin siyasi partiye bakanlık verilebilecek noktasına gelinmiş olması açısından şapkalarını bir kez daha önlerine CHP'nin koyup düşünmelerini... CHP'nin teklifi demeyelim, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in bir açıklaması Gürsel Tekin de, Gürsel Tekin de neden söyledi. Sonuçta dedi. İstanbul milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Doğru. Zaten siyasette bunlar böyle söylenir tabii ki. Yani siyasi parti yetkilileri direkt bir konuyla ilgili, yani riskli konularla ilgili açıklamada bulunmazlar. Ya eski vekile, ya bir köşe yazarına, ya bir siyasetçiye, böyle çok gündemde olmayan bir milletvekili açıklama, yani böyle bir açıklama yaptırırlar. Sonra kamuoyunun tepkisine göre de partinin yetkili kurullarında bu konuya kabul edilir ya da reddedilir. Dolayısıyla bunu kamuoyu algılıyor. Şimdi evet, sadece Dursun Bey'in açıklamasıyla yetinilseydi eyvallah. Sizin dediğiniz gibi olabilirdi ama Gürsel Bey bu konuda da onu destekleyen açıklamalarda bulunduğu için bunu söylüyorum. En azından bu durum tekrar düşünmelerine vesile olsun. Peki. Çok çok teşekkür ederim.